Anne olmak isteyenler ve anne adayları ekran başına. İki çocuk annesi Ebru Destan'ın önerilerini sakın kaçırmayın. O kadar çok hamile kalan arkadaşımız oldu ki hatta çoğu, yani onlara bunlar çok teşekkür ederim. Ebru koyan çok oldu ismini mesela bebeklerinin. Allah uzun ömürler versin. Ebru Destan bir dönem podyumların aranılan modellerinden biriydi. 2000'den itibaren modellik çok revaçtaydı. Ve inanılmaz derecede modellik ön plandaydı. 90'lı yıllarda sinema ve dizi filmlerde yer aldı. Bu dizilerden biri Alişan ve Kenan Kalav'la birlikte oynadığı Kurt Kapanı'ydı. Alişan benim oyuncu arkadaşım. Biz onunla iki tane dizide oynadık. Hem Kurt Kapanı'nda hem de bir de böyle bu bir delikanlılığın kitabını yazardı. Şimdi eşi de ikinci bebeğine hamile. Onları çok öpüyorum. Hayırla gelsin bebişleri. Demet de benim yol arkadaşım, canım arkadaşım. Benim cüzdanım için kendi valizinizden oldunuz. Kendimi size borçlu hissediyorum. Yo, üzülmeyin. Valizim sizin cüzdanınız kadar kıymetli değildi. Mankenliği bıraktı, podyumları bırakıp sahnelere çıktı. İlk albümü Sözümü Yemedim 2005 yılında çıktı. ...2011 yılında Metin Okay İnan'la evlendi, bir süre gözlerden uzak kaldı. Bu evlilikten Oktay ve Ali adında iki oğlu oldu. Bir tane çocuk büyütüyorum her şeyden önce. Bütün anneleri çok iyi anlıyorum bu dönemde. İşte bu pandemi, okullar açılacak mı, açılmayacak mı, ne yapacağız, gönderecek miyiz, göndermeyecek miyiz derken... ...uzaktan yakından eğitimin tamamen içindeyim. Şu an en birinci parçasıyım. Yani şu an ilkokulu tekrar okumaya başladım. Ebru Destan evinin kapılarını ilk kez Demet ve Alişan'la Sabah Sabah programını açtı. Evime hoş geldiniz bu arada ilk kez. Evet, çok teşekkür ederiz bize ilk kez kapılarınızı açtığınız için. Rica ederim, seve seve. Evinin dekorasyonu çekiyor ilk olarak dikkatimizi. Acaba Feng Shui gibi bir uzak doğu felsefesinden ilham mı aldı? Böyle hani Feng Shui ya da başka bir inanışa göre şey yapıyoruz mu? Yani ben o inanışlara ne kadar çok girersek içinden çıkamıyoruz ya, şey gibi oluyor. Hani yok, retro geliyor, retroya inanmıyorum dedikçe bir anda böyle bir işin içinde buluyorsunuz kendinizi. O kadar şeylere takılmamaya özen gösteriyorum. Canım nasıl isterse. Evinde dikkat ettiğimiz bir diğer detay da bu güzelim çiçekler. Çiçekleri çok seviyoruz sanırım. Bir de mumlar. Evet. Ben bir terazi burcuyum. Benim hayatta en sevdiğim şey kesinlikle taze çiçek. Mutlaka evimde taze çiçek olur. Balkonum zaten çiçek içinde. O da annemden dolayı. Annem çiçek sevdalısı. Hatta bütün yaz sevgili anneciğimin çiçeklerini sulamak için eve geldim ben yazlıktan. Evimde zaman geçirmeyi severim. Evet, tablolar dikkatimizi çekti. Evet. Zaten çok güzeller. Bunlar bir müzayededen alınmıştı. Çok da sevdiğim bir padişah kaftanları. Evi gezdik. Sırada Ebru Destan'ın çok ses getirecek itirafları var. İki oğlu olan Ebru Destan meğer çocuk sahibi olmakta bazı engeller yaşamış. Nasıl geçiyor çocukları günleriniz? Bir de iki tane çocuk. Yani, zor mu? Zor değil, çok istedim. Hı. Çok isteyerek yaptığım için, bir de çok mücadele ederek yaptığım için güzel geçiyor. Tabii ki zorlukları var. Bilare'de üçüncü kitabımda bence onu yazmam gerekiyor yani. Ebru Destan annelik sürecini kendi yazdığı kitabında anlatmış. İlk birincisinde şey yazdım. Yalnız değiliz dedim. Hani çocuk sahibi olmak istiyorsun, karar veriyorsun, bir bakıyorsun olmuyor. Ve o noktada diyorsun ki nasıl olmaz yani, olur mu ya diyorsun, tamam yaşım genç o dönem. Her şey uygun, gidiyorsun doktorlara, olmuyor, delireceksin. Bu psikolojiyle diyorum ki ya ben bu kadar zamanda bunu kafaya taktıysam daha uzun zamandır çocuğu olmayanlar ne yapıyor? Yani çok istedikleri halde buna dair yazmıştım. İkinci kitabımda bunun biraz daha psikolojik bölümünü yazdım. Destan anne olmak isteyenlere kılavuz olacak nitelikte önerilerde bulunduğu iki ayrı kitap hazırlamış. Biraz daha psikolojik bölümünü yazdım. Aslında olayı kavradım. Olay tabii ki burada bir kılavuz niteliğinde yazdım. Bu sabret, kabul et, şükreti. Bu dönem zarfında ne yaptım? Yani çocuklarımla birlikte hem onları büyütürken hem de yani istemenin çok önemli olduğunu, istediğin şey için çok mücadele etmen gerektiğini, yapman gerektiğini sonuna kadar yapacaksın ama bir yerde de bir şeyleri kabul edeceksin. Kabul ettiğin anda da mucizenin gerçekleştiğini göreceksin. Dediğim gibi çocuklarıma kolay sahip olmadım. Mücadele ettim. Ebru Destan anne olmak için verdiği mücadeleyi anlatırken gözleri doluyor. Bir insanın hayatına bile dokunabildiysen ne mutlu. Çünkü
yaşadım yani attan düşen anlar, attan düşeni. Açıkçası mesela bunu yaşamamış olan bir kadın anlayamazdı, ben de anlayamazdım eğer ki başıma gelmeseydi. Gözleriniz dolu dolu oldu. Psikolojiniz nasıldı o dönemler? Bir kere psikolojiniz berbat oluyor. Yani hatta kitabımda yazmıştım mesela, hamile kediyi bile kıskanıyor oluyorsun.